Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşılamız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyadaki gün tertipte bulunan haberlerine huzurunla olsun. Şıkırçımız, kaynamsız dıktanlar ekranımız bulsun. Biden'ın kilimat elçisi ceza tizimlikedeki Xitay şirketine meblağ salgan. Amerika'nın yukarı derecelik emeldari John Kerry'nin Amerika ceza tizimlikedeki kirgizgen Xitay şirketine meblağ salganlıkı aşkarlanğan deyken küçülük gulgulu qozgıdı. Angliya kündülük poşti gazetinin haberde bildirilişçe aldınqı hafta Amerika prezidenti Biden'ın alahide kilimat elçisi John Kerry ve onun ayalının Xitay meblağ salış şirketi Gaulin Capital Grohida az digende 1 milyon dolarlık payı barlıqa aşkarlanğan. Halbuki Gaulin Capital Grohi Xitay rejiminin Uyghurlarını bastırış cinayetiki çetişlik bolğanlıqı sebeplik Amerikanın ceza tizimlikige kirgizilgen Jitu Tor Teknologiya şirketinin en çoğun pay egisi iken. Jitu Tor Teknologiya şirketi Xitayning Uyghurlarga qaratqan yuqur texnikalik köz şirketige çetişlik bolup Xitayning irq ve milletine asas kılgan çıray tunuş yumşak detalini taraqqi qıldırışıga yardım bergen. Bu sebeplik 2019 yılı Trump hükümeti mezkur şirketini ceza tizimlikige kirgizgen. Kengash Palata azası Marco Rubio bu meselege küçülük inkas kaytırgan bolup, o aldınkı cüme Fox haberleri torudu makal yazıp, Prezident Biden'ne Kerry'ni derhal vazifesinden kaldırışka çakırgan. Rubio makalesi de Biden'nin pekat birli tallışı barlıqı haqqıda agahlandırıp, ya kul emgegeden payda algan adamını kollaş, ya onu vazifeden kaldırış kerek degen. Prezident Biden'nin kilimat meselesindeki alahide vekili John Kerry'nin dünyadaki en çok parnik gazı çıkarıcı Xitay bilen bulgan diplomatik münazirleri izgil dikkat tartıp gelgen. Aldınkı ayda John Kerry muhbirinin kilimat meselesi bilen Uyghurlarının kişilik hukuk meselesini kandaq tanponlaştırdığalıqı haqqıdaki sualgı duş gelgende kişilik hayat kıyın tallaşlar bilen tolgan dep cevap bergen. Cumhuriyetçiler Partiyasının parlament azaları aldınkı ayda öz endişelerini oturgu koyup John Kerry'nin Kengash Palatası tasdiqlagan Uyghur Mecburi Emgekini Çekleş Kanun Layısının maqullanışıga karşı lobbyçilik kılganlıqını aşkarlagan idi. Germaniya siyasi partisi Xitayning natsistçe ibarlarını işiltişke başlaganlıqını tanqid qildi. Germaniya Liberal Demokratçılar Partisi Xitayning Tayvanga qarata pozisiyada bargansır haddini eşip natsistçe söz ibarlarını işiltişke başlaganlıqını tanqid qildi. Fransiya Xalqara Radiosining bu haqdagi xabarida bildirilishicha, Germaniya Liberal Demokratçılar Partisi Xitayning Tayvanga qaratgan tahdid so'zlarida natsistlarcha ibarlarını işiltişke başlaganlıqını bu jihatda yangi palla yaratganlıqını tanqid qilgan. Ma'lum bo'lishicha, Xitayning tashviqat organi bo'lgan Yarishari vaqt kesti Twitter hisobida Tayvan masalasidagi eng oxirgi hal qilish chorasi degan ibaralarni ishlatgan bo'lib, Tayvanga besib kirdiganligiga yushurun ishorat qilgan. Germaniya Liberal Demokratlar partiyasining tashqi ishlar maslahatchisi Moller Rosentert bu vaqt to'xtalib, agar Xitoyning bir tashviqat organi tarixiy mas'uliyati bo'lgan so'z ibaralarni ishlatib harakat qilsa, bundaq tarixiy orqa ko'rinish ostida bizning barliq ogohlantirish signallarimiz yangrab ketishi kerak degan. Ma'lum bo'lishicha, natsist Germaniya rejimi 1941 yildan tartib Yahudiylar masalasidagi oxirgi hal qilish chorasi degan iborani ko'plab ishlatishga boshlagan. Keyin Yahudiylarning irqiy qirg'inchilikka uchrashi bilan bu iboraning sesiq nomi purketgan. Yaqinqi mazgillarda Xitoy Tayvanga qarata parokandachilik harakatini kuchaytirgan bo'lib, atalmish Tayvanni birlikka keltirish niyatini mo ko'plab ta'kidlagan. Xabarda qayd qilinishicha, navbatdagi Germaniya Xitoyning noroziligini qo'zg'ab qo'yishdan ansirganligi sababli Tayvan bilan g'ayri-rasmiy diplomatik aloqani saqlagan bo'lib, sulhi va hamkorlik usuli bilan Xitoyning Tayvanga hujum qilishini to'sishga tirishadi ekan. Ammo buning uchun harbiy kuchini ishlatmaydi ekan. Xitoyning tajovuzchilik tayyorliklari dunyoni hayron qoldirdi. Yaqinda Xitoy rejimining Tayvanni besib olish uchun tayyorlagan harbiy faoliyatlari sun'iy hamra suratlari orqali xalqaroga oshkorlandi. Milliyet Torunun 18. Oktyabrdagi xabarida bildirilishicha, Xitoyning Tayvanga yaqin joyda harbiy havo armiya bazasini taraqqi qildirayotganligini ko'rsatib beradigan sun'iy hamra suratlari yushurun tajovuzchilik planining eng yangi yip uchi sifatida oshkorlangan. Ma'lum bo'lishicha, Xitoyning Sharqi Janubiy dengiz qirg'og'idagi Fujian o'lkasidagi 3 baza Tayvan bilan havo to'qunishi yuz berish ehtimolligiga qarshi yangilangan va mudofiyasi kuchaytirilgan.
Bu körünüşler Xitay hava armiyesi 1. Oktyabrdan 4. Oktyabrgacha bo'lgan aralıqta Tayvan hava müdafiye farqlandirish rayonuna ko'p qitim tajovuz qilgandan keyin oshkorlandi. Longtian, Huian va Jiangju bazalarining ustida tortilgan suratlarda qurol-yarog' saqlash punkti va yangi ma'muriy binolarning silinganligi ko'rsatilgan bo'lib, eng az deganda 5 saqlash punkti oshkorlangan. Planı tajribaxonasi tarafidan tortilgan va Amerika mashina va harbiy tor bekiti Jurayev tarafidan tunji qitim e'lon qilingan suratlarda ko'rsatilishicha, ul aslahalarning ko'pinchisi 1980-yil yillarga tutishadigan bazalardagi qurilish xizmati 2020 yılının 5'de başlanan bulup virus mezgildi mu devamlaşkan. Bunun içinde Longtian Hava Armiye Bazısı kena itilgen ve Hava Müdafiye rayonuğa maslaştırılgan. Hazır bu rayonda kemdegende 5 saklaş ponkiti kurulu vatkan bulup yeni memuri binalar mı peyda bulgan. 2. Oktyabr tartılgan bazının sürütü diyene çoğa itilgen bir apron ve növeti selini vatkan 4 katlıklaştırılgan ayırıplan panahlanış oranı görüstülgen bulup bu panahlanış oranları uçuş yoluğa bivastı olundiken. Planı tecrübəxanasının xəbəriga əsaslanğanda yıqın ətrafdakı Huian bazasında oqdoru saqlaşqa işiltildigan bombığa qarşı müdafiəlinish küçü bolğan ayırıplan panahlanış oruldiri ikkenliginin ihtimallığı çoğ ikken. Aumında turuşluq hərbi mütəxəssis Antoni Wongtong Cənubi Xitay ətigənlik poştisi gezdigi qılğan sözüdə bazılardakı özgürlüklərinin onların Tayvan bilən kəlgüsüdəki toqunuşda qandaq işiltildigallığı toğrısıda yipuçu bilən təminləydigallığını bildirgen. Xitay Tayvanni kontrol qilish uchun o'lgichi kurash qilish to'g'risida va'da bergandan bir hafta keyin Xitayning organ gazeti Beijing armiyasining har qanday vaqtda urush qilishga tayyor ekanligini yozgan bo'lib, bu o'zgarishlardan keyin Tayvan armiyasining mo hushyorlikni o'stirganligi bayon qilingan. Tok qisliqi va uy mulk krizisi Xitay iqtisodini ojizlashtirmoqda. Xitayda qarz krizisining uy mulk kasbiga kengayib ketishi va tok qisliqi ishlab chiqarishga ta'sir ko'rsatganligidan Xitayning 3-chi fasllik iqtisodiy eshish nisbati mo'ljardagiga yetmadi. So'zchi to'rining 18 oktyabrdagi xabarida bildirilishicha Xitay davlatlik statistika idorasining bugungi bayonotida Xitayning ichki ishlab chiqarish umumiy qimmati oldingi yilga solishtirganda 4.9% oshganligi Xitayning bir faslda eshish nisbati 7.9% bo'lgan bo'lsa-mu Bu yılki eşiş mülcari 5% etrafıda bolğallıqı bildirilgen. Beijing'nin öymülük pazarını katlıq kontrol kılışı kuruluş paaliyetini çekilip, bu sahagi məbləğini azaytqallıqı, şunun bilen bir vaqtta Evergrande Grohidiki qariz krizisi astı-astı başqı öymülük şirketlerge kengiyip, bu sahanı devamlıq avarıcılıqı ducar kılgallıqı, binakarlıq Xitay iqtisadede zor rol oynaydıgan sahalarının biri bolğaşqa, bu sahadiki toxtap kılış pütkül iqtisadqı bivası təsir körsatkallıqı bildirilgen. Öymülük kəsbidən başqa 9-cu aydakı tokni qısqartış, zavodlarını işləb çıxırışını çəkləşkə yəki pütülləy taqaşqa məcburluğan. Öymülük və energiya krizisinin təsiri məzkur şirkətlər bilən toxtam tüzgən polat, dömür, simont qatarlıq sahələrdə mə işbadlanğan bolub, 9-cu ayda Xitayının işləb çıxırış miqdarı 1 il ilgirkigə səlişdirğəndə 0.19% tövəlligən. Kömür importi 76% aşqan. Amerika Bankası'nın Xitay'daki baş iqtisad şünası Helen Chiao Bloomberg televiziya kanalıqı kılgan sözü de ihtiyacının məbləğ siliş tərəfi bir qədər aciz, təminləş tərəf qısılıb qaldı. 4-cü pəsirlik eşiş 3-4% tömənləydi o digərlərini bildirgən. Amma Xitay baş ministeri Li Keqiang bolsa reallıqı köz yumğan halda Xitay iqtisadi haqqıda işənç bilən söz qılıb, Xitayının bu yıl xılmı-xıl mürəkkəb xalqara mühitini öz içi alğan xırıslarını yenib çıqallıqını ilgiri sürgən. Konya'da Şarkı Türkistan Yaşlar Merkezi kuruldu. Türkiye'deki Uyghurlar köp ultraklaşkan vilayetlerinin biri bolgan Konya'da Şarkı Türkistan Yaşlar Merkezi resmi kurulgan bulup, 17 Oktyabr içiliş murasimi ötküzüldü. Şarkı Türkistan Yaşlar Merkezi Sütuk Borakhan İlim ve Medeniyet Vakfı Konya Şöbesi'nin mesulluğu da kurulgan bulup, merkezin içiliş murasimiga Sütuk Borakhan Vakfı Konya Şöbesi'nin reisi Abdul Ahad Udun Efendi, İfam Konya Şöbesi'den danlıq davetçi Hasan Basri Balca Efendi, Konya İctimai Teşkilatlar Münbiri Reisi Önder Kutlu Efendi Qatarlıqlardan sırt, Konya'da ziyaretli bulvatkan Xalqara Şarkı Türkistan Teşkilatlar Birlik Reisi Hidayetullah Oğuzhan, Sütuk Buğrahan İlim ve Medeniyet Vakfı Reisi Doktor Abdıxalıq Uyğur, Şarkı Türkistan Ülümalar Birlik Reisi Doktor Ataullah Şahyar, Muavin Reisi Ustaz Sıracidin Azizi, Kahramanmaraş Sütçi İmam Üniversitesi Okutukçisi Doktor Alimcan Buğda Qatarlıqlar mı iştirak kıldı. Hidayetullah Oğuzhan Efendi murasimde söz kılıp, merkezden kuruluşuğa hemdemde bolgan Türkiye halkı ve teşkilatları rahmet etti. Ve mezkur merkezden muhaciretki Şarkı Türkistan halkı
Sharq Turkiston davosi va yoshlarning kelajagi uchun xayrlik bo'lishini umid qildiganligini bildirdi. Undar Qutlu apandimni so'z qilib, muhojiratga uyg'urlarning Sharq Turkistondagi Xitoyning bostirish siyosatini bu markaz orqali texnika yaxshi anglata oladiganligini, o'zlarining bu haqdagi mas'uliyatini ado qilishga har vaqt tayyor ekanligini bildirdi. Konya Sharq Turkiston yoshlar markazining mas'uli Selçuk Universiteti tarix fanlari doktoranti Abdurahim Davlat apandi ziyoratimizni qabul qilib, markazning asosiy funksiyasining ma'arif ekanligini, bu maktablardagi fanniy darslarni kuchaytirish, kitob o'qitish, shundaqla ona til, adabiyot, tarix, madaniyat qatorliq jihatlardagi o'qitishni o'z ichiga oladiganligini, buningdan boshqa o'quvchilarga diniy darslar va Qur'oni Karim darslarini o'rinlashtirilganligini bildirdi. Mazkur markazda yana Konya'da yashayotgan Uyg'ur ota-onalar uchun ma'arif haqida qarallik leksiyalar o'rinlashtirildi ekan. Avstraliyadagi Sharq Turkiston futbol komandasi bu yillik natijalarini xulosildi. Avstraliyadagi Sharq Turkiston futbol klubi bu yillik musobaqa faslini oxirlashtirib, yillik xulosa yig'ini va mukofotlash marosimi o'tkazdi. Avstraliyaning Adelaid shahridagi Uyg'ur muhojirlardan tashkillangan Sharq Turkiston futbol klubi bundan burunqi ko'rinarlik natijalar bilan Adelaid shahrida o'tkazilgan aylanma musobaqaga qatnash salohiyatiga erishgan bo'lib, bu fasllik musobaqada shahardagi boshqa klublar bilan jami 22 maydon musobaqaga tushgan. Bu jarayonda klubdagi mohirlarning ifodasi ham nihoyatda yaxshi bo'lgan. Tunugun Adelaid shahridagi 100 dan ortiq Uyg'urning qatnashishi bilan mazkur klubning yillik xulosa faoliyati o'tkazildi. Yig'ilishda klubning bu faslda qo'lga keltirgan natijalari xulosa qilinganidan sirt klubdagi ifodasi yaxshi bo'lgan mohirlar mukofotlandi. Avstraliyadagi Sharq Turkiston futbol klubi Avstraliya Sharq Turkiston jamiyatiga tabe bo'lib, 10 yildan beri Avstraliyadagi Uyg'ur jamoatining qizg'in ovoz qo'shishi bilan turli musobaqa va faoliyatlarni davomlashtirib kelmoqda. Turkiya Azerbaycan bilan qo'shimcha tabiiy gaz bilan ta'minlash kelishimi imzoladi. Turkiya Avaz radiosi xabarida bildirilishicha, energiya va tabiiy boyliklar ministri Fatih Dönmez Azerbaycan bilan qo'shimcha 11 milliard kub metr tabiiy gaz kelishimi imzolaganligini, bu kelishimning 2024 yilning oxirigacha kuchga ega bo'ladiganligini uqtirdi. Energiya va tabiiy boyliklar ministri Fatih Dönmez yozim bayonot e'lon qilib, Turkiyaning qo'shimcha tabiiy gaz bilan ta'minlash jihatida ko'rinarlik ilgirilashlarni qo'lga keltirganligini ta'kidladi. Turkiyaning muvaffaqiyatlik energiya diplomatiyasi elib berishi orqali dunyo ig'ir ta'minlash krizisiga duch kelayotgan bu mazgilni yengadiganligini ta'kidlagan Dönmez, qish faslining yiqilishiga ergashib, eshish ehtimoli bo'lgan tabiiy gaz ehtiyojini qondirish to'g'risidagi suhbatlar ijobiy ilgirilmoqda. Bu orqa ko'rinishda Azerbayjon bilan 2024 yilning oxirigacha kuchga ega bo'ladigan shaklda Baku, Tbilisi, Erzurum liniyasidan keldigan 11 milliard kub metrlik qo'shimcha tabiiy gaz savdo kelishimi imzolandi deganlarni qayd qildi. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bugungi xabarimiz mush yerda oxirlashdi. Ertangi xabarimizni ko'rishguncha sizlarni janobi Alloh tashkirimiz. Shuna qilib programma oxirida ekran orqasidagi barcha xizmatdoshlarimga ko'pdan-ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatullohi.